Evet, başkent Ankara'da Esenboğa Havalimanı'ndayız. Taha Akgül dünya şampiyonu oldu bir kez daha. 10. kez bu madalyayı kazanmayı başardı. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenleniyordu biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası. O noktada rakibi Geno Petriashvili'yi mağlup etmeyi başardı ve Taha Akgül 10. kez aslında bu madalyayı kazanmaya, bu madalyayı kazandı. Tabii ki beraberinde diğer milli sporcularla birlikte o da bu noktada kısa bir süre sonra aslında görüşlerini alacağız. Kendisinin birçok kez kazanmış olduğu bir madalya aslında. Bir yenisini daha ekledi ve tabii ki bu süreçte Taha Akgül biliyorsunuz kendisinin olimpiyat madalyası da var. Yine dünya şampiyonlukları da var. Buna 10. kez oldu. Bir de Avrupa şampiyonluğu daha eklenmiş durumda. Kuşkusuz önemli bir rekor. Belki de bundan sonra kırılması oldukça güç rekorlara da imza atıyor. Tabii ki bundan sonraki süreçte neler olacak aslında kısa bir süre sonra Taha Akgül'ün de görüşlerini alacağız diyelim. Şöyle ben de mikrofonu uzatayım. Başlayalım diyorum. Bugün evet Avrupa şampiyonasını hamdolsun alnımızın akıyla tamamladık. Yani ülke olarak da bireysel olarak da. Çok güzel bir şampiyona geçirdik. Bileğimizin hakkıyla 10. şampiyonluğu alıp inşallah ülkemize döndük. Bayram öncesi milletimize inşallah çifte bayram oldu. 10. şampiyonluk da benim için çok büyük anlamı var. Gerçekten çok büyük bir emek, çok büyük bir çalışma, çok büyük bir azim. Çok güzel müsabakalar yaptım. İyi rakiplerimi yenerek 10. altın madalyama ulaştım. Özellikle Zedi Rakim günü Geno Petriashvili'yi yenmem. Güzel bir skorla, ezici bir üstünlükle yenmem. Altın madalyayı kazanmam ve çift haneli rakamlara çıkmam gerçekten çok kritik bir aşamaydı. Yani 9 da çok büyük bir rakam ama onun gerçekten tabii çift haneli olduğu için algısı da çok büyük. O yüzden benim için çok büyük bir kritik bir eşikti. Hamdolsun bu hedefime ulaştım. Şimdi olimpiyatlardan önce önümde bir Avrupa, bir Dünya ve bir olimpiyat kaldı. 3 tane maçım var. 4 diyordum, bir tanesi gitti. Yani bir tanesi bir çizik attık. Geriye kaldı 3 tane. İnşallah 3'te 3'le inşallah kariyerimi en iyi şekilde tamamlamak istiyorum. Emeği geçen tüm hocalarımıza, kulübüm Ankara Büyükşehir Askı Spor'a, kulüp başkanımız Yüksel Arslan'a, onursal başkanımız Mansur Yavaş'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün buraya gelen basın mensuplarına, bizleri yalnız bırakmadınız, sevenlerimiz, ailemiz burada, güreşçi kardeşlerimiz burada. Sayımız yoğun olmasa da en azından sevenlerimiz, içten sevenler buradalar. Biz gerçekten tarihi başarılar elde ediyoruz. Her ne kadar değeri bilinmese de çok büyük başarılar. 100 yıldır Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşmemiş başarıları, rekorları kırıyoruz hamdolsun. Hatta dünya tarihindeki rekorları kırıyoruz hamdolsun. Yani bu başarıların tekrar ne zaman geleceği inanın belli olmayabilir. O yüzden kıymetini bilmek lazım. Ben tekrardan emeği geçen herkese, madalyamda emeği olan herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Soner çok güzel maçlar yaptı. Anlanan akıyla yemin ederim yani savaştı. Yaradan ona üçüncülük nasip etti ama elinden gelen hani son ana kadar yaparsın ya, öyle bir maç yaptı. İbrahim yine aynı şekilde şampiyonluğu kaçırdı genç kardeşimiz. O da tekrardan kendini kanıtladı dünya güreşinde. İnşallah o da bir çıta yakalayacaktır. Takım için de çok iyi oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Çifte bayram olsun milletimize. Özellikle depremzedelere, çadırda yaşayanlara inşallah bir nebze olsun, moral olmuştur. Şehitlerimiz vardı 9 tane güreşçi kardeşimiz. Onların ailelerine de armağan olsun aldığımız madalyalar. Onların yanındaydık biz, 2. gün Maraş'taydık. Şehitlerimizin tanıdığımız güreşçiler, özellikle kampta beraber olduğumuz takım arkadaşlarımızdan da rahmetli olanlar vardı. Ahmet Taş, Eray. Onlar için çok üzüldük, çok kahretti bizi. İnşallah bunlar aldığımız madalyalarda onlara armağan olsun, mekanları cennet olsun. Sol ayağımda çok şiddetli bir ağrım var. MR çekineceğim. Özellikle son pozisyonda, o kilit pozisyonda rakibim çok zorladı. Ben de yani orada verseydim maç farklı bir yere giderdi. Ben de hani canım pahasına dönmemek için çok zorladım. 2 kere ayağımdan ses geldi. İnşallah bakalım MR çekinecek. Herhalde bir dış yan bağlarda bir problemim var gibi ama inşallah çok büyük bir şey değildir. Şu an bilmiyoruz yani. Çok kısa bir de telefonlar gelir genelde. Tebrik telefonları geldi. Evet, tebrik telefonları geldi. Hem bakanlıklarımızdan spor bakanımız aradı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız aradı. Çok üst düzey rektörlerimiz sağ olsunlar. Türkiye'nin her yerinden arayanlar, soranlar var. Tabii hepsine ulaşamadık, açamadığımız telefonlar da oldu. Arayıp bize ulaşamayanlar da kusura bakmasınlar. Gerçekten hani hem sakatlığından dolayı da gece biraz zor geçti benim için. Kusura bakmasınlar. Teşekkür ediyorum tekrardan onlara da. Son olarak turnuvada devam eden milli güreşçilerimize ne mesaj iletmek istiyorsunuz? Ha, şimdi kadın takımımız bugün finaller var. İnşallah onlar da büyük başarı elde edecekler. Ardından Grokremen takımımız hızalar başlayacak. İnşallah onlar da en layıkıyla ülkemizi temsil edecekler. Biz takım halinde 3. olduk. İnşallah onlardan takım halinde şampiyonluk bekliyoruz. Dualarımız onlarla. Töner, sen neler söyleyeceksin? Madalyalara devam Avrupa'da. Ya, madalya serisine devam ediyoruz. Yani şimdi oraya giden herkes tabii ki şampiyon olmak için gider. Onun için de çalışıyor. Ama biz elimizden geleni yapıyoruz. Taha kardeşim de söylediği gibi sonuna kadar mücadele ettim. Ama Mevlam'ın nasibi üçüncülükmüş. Buna da şükür. En azından boş dönmedik. Kariyerime, ülkeme, kulübüm Askı Spor'a bir madalya daha kazandırdım. Bu artık geçti. Önümüze bakacağız. Önümüzdeki şampiyonlara bakacağız. Eksiklerimizi gidereceğiz. Daha çok çalışacağız. Şampiyon olmak için, altın madalya kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Şimdi kadın ve Gürokörmen takımımız güreşecek. Rabbim onların yardımcısı olsun. Zor bir süreçten geçtik. Deprem oldu. İşte güreşçi kardeşlerimiz ifade etti. Yani oraya gittik. Yani ortamı sıcağı sıcağına gördük. Yani çok zor bir durum. Ateş düştüğü yeri yakıyor her zaman. Yani ne kadar acılarını paylaşsak da aileleri kadar paylaşamayız. Rabbim inşallah bu aldığımız madalyaları bir nebze de olsa o ailelerin yüzünü güldürmüştür. Aldığımız madalyalar deprem şehitlerine, onların ailelerine armağan olsun. Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın. Sen neler söyleyeceksin? Gel. Soner, yer değiştirene Soner. Sağ olasın. Öncelikle buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Benim de bu büyükler kategorisinde ilk Avrupa'daki madalyamdı. İnşallah devamı gelir. En iyi şekilde hazırlandık ve Allah'a şükür hani şampiyon da olabilirdim. Son saniyelerde giden bir maçım oldu. Üçüncülük nasip oldu. Çok mutluyum bunun için. İnşallah ileriki zamanlarda da çok daha iyi başarılar elde edebilirim. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Hocam, 5 mimarlarından milli takımımızın kadrosu ve özellikle Askı Spor olarak şu andaki görünen kadroda alınan madalyaların Feyzullah'ın dışında hepsi Askı Spor'da. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Evet, Hırvatistan'da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 6 madalya aldık. Tabii bunun 5'i Askı'dan olması bizi ayrıca mutlu ediyor, gururlandırıyor. Tabii orada güreşçilerimiz gerçekten çok üstte başarılar göstererek orada dünya güreşine damga vurdular. Özellikle takım kaptanımız kardeşim Taha Akgül orada 10. Avrupa şampiyonluğu kazanarak serbest güreşte dünyanın zirvesindeydi. Gene zirvesine orada oturarak önümüzdeki dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda inşallah orada gene şampiyon olup serbest güreşte 100-150 yıllık kırılamayacak bir başarıyı kırarak Altın Akbeli ismini yazdırdı. Bundan dolayı gerçekten çok gururluyum. Çünkü oraya gitmeden önce ülkemizde deprem olmuştu. Büyük bir yıkım olmuştu. Ülkemizdeki insanlarımızın, halkımızın, milletimizin bir şeye ihtiyacı vardı. Neye ihtiyacı vardı? Yüzünün gülmesine ihtiyacı vardı. Bu çocuklar orada üst düzey mücadele vererek, İstiklal Marşı'nı okutarak orada gerçekten çok üst düzey maçlar yaparak buraya güzel bir şekilde geldik. Bu aldığımız madalyaları önce Yüce Türk milletimize ve milletimize ben burada armağan ediyorum. Ve bizlere dualarını esirgemeyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten özverili bir şekilde çalışmalar yaptık. Onun neticesinde de madalyalar aldık. İnşallah önümüzde dünya şampiyonası var. Oraya da yine aynı şekilde hazırlanıp burada nasıl Avrupa'da damga vurduysak serbest güreşte inşallah orada da aynı şekilde güzel başarılar elde edip İnşallah 2024 hedeflerimize güzel bir şekilde gitmek istiyoruz. Ayrıca bize burada desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a, özellikle kulüp başkanı Yüksel Arslan'a gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü onların destekleri olmasa bizler başarılı olamayız. Bu anlamda da gerçekten hem Spor Bakanımıza hem Cumhurbaşkanımıza hepsine ben ayrıca teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Buraya gelip bizlerin yanında olan, bizimle bu mutluluğu paylaşan bütün kardeşlerimize, abilerimize ayrıca çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, an itibariyle aslında serbest stil güreş takımında görüşleri bu yönde. Kameraman arkadaşım Barış Yar'la birlikte Esenboğa Havalimanı'nda size aslında şampiyonları, Türkiye'ye madalya getiren isimleri paylaştık. Kuşkusuz Taha ifade ettiğimiz gibi 10. kez bunu müzesine getirecek, bu madalyayı almış durumda. Önemli bir başarı. Tabii ki hedefleri devam ediyor kendisi. Bundan sonraki süreç için de aslında kısa bir mesaj verdi. Dünya şampiyonası ve olimpiyatlar. Bir tane olimpiyat madalyası var. Buna bir yenisi daha eklenebilir tabii ki. Neden olmasın? İfade ettiğimiz gibi Hırvatistan'ın başkenti Dinamo Zagreb'te düzenlenen futbol takımına gitti aklım. O yüzden Dinamo Zagreb dedim. Çok pardon. Zagreb'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele etti Taha Akgül. biliyorsunuz daha önce karşılaşmış oldu. Daha doğrusu birçok kez karşılaşmış olduğu Gürcistanlı Geno Petriashvili ile finalde karşı karşıya geldi. Orada son 1 dakikada rakibine 4 puan vermesine rağmen 9-4 kazandı müsabakayı ve toplam 10. kez bu madalyayı almış oldu. İlk madalyasını bu alanda 2012'de almıştı Belgrad'da. O süreçten bu sürece, yani takribi 11-12 yıllık bir süreç var arada ve o günden bugüne aslında 10 kez bu madalyayı almaya hak kazandı. Oldukça önemli. Bir olimpiyat şampiyonu var, 3 dünya şampiyonu var, 10 Avrupa şampiyonu var. Önünde de 2 hedef daha var. Ondan sonra tabii ki güreş kariyerine ilişkin kuşkusuz kendisinde önemli planlamaları olacaktır diyerek sözü yeniden size bırakalım.